Evet şu an yayındayız galiba. Hemen bakalım. Sanırım evet yayındayız. Şöyle linkimizi de kopyalayalım. Yapıştıralım. Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Şöyle gelin yavaş yavaş. Şimdi bildirimler gitsin. Millet ufak ufak gelsin. Beraber sohbet edelim bugün. Böyle bugün odayı canlı yayın stüdyosu haline getirdim. Nasıl olmuş? İyi değil mi? Şu an bir sıkıntı yok gördüğüm kadarıyla yayında. Ses falan her şey yolunda mı? 80 kişi olduk. Güzel. Yayın gayet iyi akıyor. Hemen katıldıkları takipçilerimiz zaten yayından şu an görüyorum. Ee, yanlarında otopark.com ibaresi logomuz çıktı. Ee, bir ay sonra o GTR olacak. Ondan sonraki ay Ferrari, ondan sonraki ay Formula 1 olarak gidecek. Evet, 266 kişi olduk. Şu an herhalde bildirimler gitmeye başladı yavaş yavaş. Hoş geldiniz. En son nasıl beğendiniz mi Emirli olan videomuzu? Bir yaklaşık 2 sene oldu herhalde Emirle ringe gideli. E, ama ring yönetimi bize izin vermemişti çıkıp orada e, anlatımlı turumuzu göstermeye. Biz çünkü hani her şey legal olsun biz haber verdik bak ben otopakkom olarak geliyorum ondan sonra çekim yapacağız falan biz formlar dolduruyoruz ringe çıkmadan önce yönetime gittik onlar bunlar falan ya görsen sanı onlar şey sandı herhalde televizyon falan sandı nasıl ciddi alıyorlar işi ya diyorum ben vlog çekeceğim youtube'a falan sonra onlar da anladı saldılar gibi bir şey oldu ama tam da emin değilim ondan sonra imzalar atıyoruz. Ona gidiyoruz, buna gidiyoruz. Yok markı bul, şunu bul falan. Bayağı dedik herhalde yani hakikaten bunu biz şey yapsak neden onu izin almadan çekecek herhalde kanalı falan alacaklar. Stage 2'ye hoş geldiniz. Efkan Kaya. Hep bunlar tanıdık isimler. Böyle hep yılların takipçisi bu arkadaşlar ve şey ee, gördükçe tanıyorum. Ee, ayrıca sohbet edeceğiz zaten. Sorularınıza e, cevap vereceğim. Neyse ring şeyini anlatayım. Sonra imzalar mı imzalar çıktık. E, turumuzu attık. Videoyu yaptık, döndük. Videoyu yolladım. Sonra tam turumuzu biz koymuştuk Emirle beraber. Ee, dediler ki yok koymak yok. İşte müzik koy bir şey koy ya da komple çıkar lan ne çıkar zaten bir bir sıkıntı var arada böyle gidip geliyor anlamadım. Yani standby modunu da kapadım. Ee, neyse çözeceğiz. Ee, arada yani bir 5-10 dakikada bir ola olabilir. Ben arada dokunuyorum. Dokunup açıyorum. Neyse. Dedi yok koyamazsın. Neyse dedik hani başımıza bela almayalım işte. Çünkü böyle şartnameler var. Bir daha işte ringe giremezsiniz. Şöyle şöyle böyle. İyi dedik. Neyse koyduk. Şimdi aradan tabii bir iki sene geçti. Emir'i aradım Oğlum dedim bir şey olur mu? Yok abi olmaz koy dedi. Ee, güzel bir video oldu. Emir'i Emir tabii tanımayanlar linç etmiş. Demişler abi <laughs> şey bu yanındaki kim sana ne diyor işte şöyle böyle. <laughs> Çok güldük ya linci yemiş Emir. İşte bana karışıyor falan yapma şurada şunu yap bunu yap falan. Onu yap, bunu yap. Baya bir aramızda güldük ona. Şimdi dur bakayım, ben de buradan yayını takip edeceğim. Telefonu koydum. Yine takip edeceğim. Telefonu koydum. Yine takip edeceğim. Şimdi ringde şöyle, ringe yanınızda biriyle çıkmanız ilk turlar da şart. Özellikle e, bilen birine. Ahmet gençten gelmiş, stage bir seviyesine hoş geldin, hoş geldin Ahmet. Ee, bu hafta e, Batı'ya verdim kamera arkası videolarımızı koyacak Stage 2 takipçilerimiz için. Bunlar gerçekten bizim için e, eğlenceli ya da gerçekten eğlenceli olmayan <laughs> şeyler. Ee, Ringe dönelim. Yanınızda bilen birisi olması şart. Hani orada siz emir ediyorsunuz abi işte e, bu sana ne diyor sen bıraksan daha iyi dönersin falan. Orada belki beni tek başına bıraksan patlarım. Orada üçe, şurada frene bas falan o kritik e, direktifleri vermesi çok önemli ki Emir para bile alıyor bu iş için e, başka yani eğitim verdiğini biliyorum emin değilim para alıyor mu almıyor mu ama hani böyle e, çok iyi bir oranın muhtarı yani bugün de andık kendisini bir gün yayına da çağırmak lazım bak buradan da çıkıyor şu anda trollemeyin oğlum yayını Bağlantınız kararsız. Ha. Şu an sıkıntı yok değil mi? Bağlantınız kararsız falan demiş. Dedik Allah Allah. Ferhat abi DJ yayınına başladı. Fonda güzel oluyor demiş. Ferhat abi biliyorsunuz çok sıkı diyecek. Yani bu işin babalarından. Türkiye'de hani ilk bilmiyorum ama benim bir tane hep böyle tek çok bir arkadaşım var. Böyle arabaya meraklı olduğunu bilmiyordu Ferhat Albayrak'ın. İşte biz daha video çekiyoruz. Son, ya gördüm diyor muhteşem bir DJ'dir diyor. İşte şöyle böyle biz severek takip ediyoruz, izliyoruz şu bu. Onun için e, takip edin. Bazı müzikler bayağı hardcore. Bazıların bitler falan muhteşem oluyor. ama böyle gerçekten hardcore tekno seven adam için muhteşem çalıyor. Bazıları için ağır gelebilir. Çünkü böyle bir saat aynı ritim olabiliyor bazen böyle. Kopmalık yani. Abi 2001 Vectra hakkında ne diyorsun? 1.6 2001 Vectra Bizde o zamanlar var mıydı? Vardı tabi. E, Vectra e, B mi C mi oluyor? B oluyor galiba. Tam hatırlamıyorum yazarlar şimdi. Ses yok mu ya? Ses var oğlum. Bak şey yapmayın. Aynen Vectra B oluyor. Ee, Vectra B güzel arabadır. Ben çok severim. Ee, temizini bulursan ki yani arın, arayınca bulunuyor. Bu arada buna değineceğim. Buna değineceğim. 25 bin liraya video çektim araba alınır mı diye. Daha e, bugün bizim Can iyi Uyarlar aradı. 15 bin liraya Sierra proje arabasını satmış. 25 bin liraya Sierra alıyorsun. O listedeki bütün arabaları alabiliyorsun. Ben sana demiyorum ki çiçek kondisyonda alacaksın. Tabii ki bakıma muhtaç. Orası burası gitmiş falan ama var. Hatta Astra GSI dün baktım. Ulan acaba hani ben mi yanılıyorum? Vallahi çok da masraf etmeyeceğim makine vardı. Yani Astra GSI falan alın. 106 bu arada reklam falan değil. Benim kullandığım kamera Sony gidip geliyor arada. Niye gidiyor geliyor ben de bilmiyorum yani açıkçası. 8 dakikada bir öyle bir, bir şey oluyor. Ee, araba var abi 25 bin liraya var. Tabii ki biraz bakıma muhtaç ama pazar şimdi sahibinde 30 yani 25 derken sen 30'luk ilana bak. Zaten 5 lira onun pazarlık payı var. hani Bunları da e, hesaba e, katın. Cruze 2 litre dizel. Valla kruz güzel araba. Özellikle e, British Touring Car Championship, BTCC'de yarışan o kruz e, sonra ona de bir model yaptılar mavi. Çok severim jantlar mantlar yapınca çok güzel oluyor. 2 litre dizel kruz da mantıklı olabilir. Yüklediğin zaman falan o 160 beygir miydi onlar? Yüklediğin falan zaman bayağı da güzel yürüyor. Onun için kruz e, bence tercih edilebilir. Niye edilmesin? Parçası Opel zaten bulunuyor. Bu arada kurucular böyle bana şey yapıyordu. İşte e, sen gel de e, yazılımı gör. İşte 10 beygir alıyoruz falan. Zaten ben e, yazılım olmaz demedim atmosferiye. Sadece yazılımla 10 beygir falan alıyorsun. E şimdi bir yerde turbo makine var. Yazılımı bir atıyorsun 30 beygir alıyorsun. Yani yapmaya değer mi? E, tabii ki 10 beygir seni mutlu edecekse verdiğin paraya. Niye yapılmasın? Ki 10 beygir çok az bir beygir de değil ama hani turbo kadar verimli değil ben onu demek istiyordum hemen yazdı çiftçiler katıl butonu plus bir istiyoruz o nasıl oluyor hani araya bir şey mi oluyor katıl dediğim gibi daha e, biz de deneyimliyoruz katıl butonuna özel bir canlı yayın yaptık geçen haftalarda onlara özel bir çekilişimiz olacak hatta e, onlar sayesinde bizim diğer tüm takipçilerimiz için de bir çekiliş yapacağız. Bir model otomobil çekilişi olacak bu. Ee, bir WhatsApp grubu kurduk. Onu Onunla oradan 2-3 kişi muhabbet ediyoruz. Ee, Stage 2'lerle işte dediğim gibi canlı yayında şuydu buydu kamera arkası paylaşacağım Stage 2'lere. Ee, Stage 1'lere wallpaper'larımızı, duvar kağıtlarımızı paylaştık. Bizim profesyonel Batuhan'ın çekmiş olduğu. Ee, o şekilde ilerliyoruz. Geri dönüşler güzel. Ee, yani geri dönüşler şöyle güzel. Bir şöyle ya abi sen de mi işte yap diyenler var. Bir de abi iyi ki bunu yaptın. Yıllardır bizi bilgilendiriyorsun. İşte ben daha ehliyetim yoktu. Senin sayende işte e, kazadan kurtuldum. Siz şunu kurtuldum. Bu da benim sana olan bir katkım gibi düşünen gibi çok insan var. Onun için şu anda geri dönüşler gayet güzel. Yoksa yaptı, yapacağımız içerikte bir değişiklik olmayacak zaten. Hani onu da yeri gelmişken şey yapmak istedim. Zaten bak hemen stage 1'lerin yanında otopark işareti çıkıyor. Yazlık önerisi, yazlık lastik önerisi yapar Küçük bütçeli. Şimdi bu bana çok gelen bir soru. Zaten işin iyi markaları var. İyi markaları var. Pirelli, Continental, Goodyear, Michelin, Big Stone e, Nokia. Bunlar hani iyi üreticiler. Bunun bir çıt altı diyelim Kumo, Hankook ki şimdi şöyle Hankook'u da bir çıt altı diyemem. Çünkü Hankook Ventus Prime S2 çok iyi lastik. Testine gitmiştim. E, Kumo dediğin zaman K36'lar vardı. Hani ucuz yollu falan ki onlara da onların fiyatları da yükseldi. Hani ucuz alternatif dediğime bakmayın. E ondan sonra iyice ucuzlar var. Ama şöyle ucuzla pahalı arasında da artık ee, basamak pek kalmadı. Onun için biraz paranızı e, harcayın ve iyi e lastik alın. İyi e lastik çok önemli. Yani araban ne olursa olsun bunun gibi bir mini Cooper'ın bile olsa e, böyle go kart hissi yaratan. Bunun neymiş lastikler? Var mı marka? Yok. Lego marka. Bu arada Lego ile çok güzel içeriklerimiz gelecek. Ee, bekleyin. Alfa Romeo önerir misin? Alfa Romeo tabii ki öneririm. Alfa Romeo önerilmez mi? Ama e, Alfa Romeo için sevmen lazım. Yani gerçekten sevmen lazım. Kaputunu her hafta açman lazım. Bakımını yapman lazım. E, öbür türlü üzebilir. Tüplüsü üzebilir. 156 kesinlikle alınır. Kesinlikle alınır 156. E, şu an komik paralara e, MKB... Bunu çözmek lazım ya. bu Yani ayarlardan baktım yayın öncesi. Power, save, modu, off. Niye böyle yapıyor anlamadım. 156'ya dönelim. Kesinlikle alınır 156. Ee, MK1'leri, Mark1'leri şu an uygun paralara var. E, tabii ki çok çöpleri de var. Çok Apache eline düşmüşü de var. Ee, ama temiz bir Alfa kesinlikle alınır. Çok keyifli arabadır. Korkmayın. Yedek parça yani şöyle e, tabii ki bazı parçaları bulmakta zorlanırsın. Eski kasalar özellikle kaportası farı bulunması zor olabilir ama motor parçaları genelde bulunuyor. Sele speed parçaları bulunmuyor. Ama 2 litre twin spark, 1.6 twin spark motorların e, parçaları bulunuyor. E, Direksiyon yani e, öyle bulunmaz bir şey değil ki 10 kaç yıl kaç yıl oldu benim araba 2004 model. 2007 bile biz aldık. 20.000'de almıştık bizim Alfayı. Hala kullanıyoruz. Onunla bir revizyon videosu gelecek. Sonra adam akıllı bir videosunu çekeceğim. Ben onunla bu arada piste falan girdim, İstanbul Park'a bile girdim. Hatta şurada e, siz göremezsiniz. <laughs> Bak. Bak şu subaplar, <laughs> bu subaplar arkadaşlar. Şöyle koyayım da anlayın. Siz buradan anlayabiliyor musunuz? Bak, bunun boynu eğilmiş. Bu da öyle. Bunun da hafif kırığı var. Şöyle. Bunlar benim e, İstanbul parka ilk pist gününe alfa ile girmiştim. Bak bu anımı da anlatmış mıydım daha önce? Bilenler bilir belki de. İstanbul parkına ilk pistine girdim. Heyecanlıyız. Yanımda da Gökhan arkadaşım var. Kıbrıs'tan arkadaşımdı. Gazlıyoruz falan. Pisti de çok bilmiyorum tabii. Ee, ben bir vites kaçırdım. 11'e gelmeden. 4'e atacağıma. Yani şöyle 3 bitti. 4'e attım. Boşa geçti. Hu yaptı. Ya, hu yapma da olma. Boşa geçti. Bir çaktım. 2'ye. Bir de böyle sağ viraj ya herhalde o elimin ağırlığıyla ikiye denk geldi. Bir çaktım bir de beni bilirsiniz iyi çakarım. Uuuu dedi 9000 oldu. Bir şey olmadı başta. Hatta bir devam ettim böyle ama bir böyle isteksizleşti falan. Ama kabul etmek istemiyorum subapların yamulduğunu. Tamam mı? Neyse geç. Tam o sırada da zaten tur bitti. Tam o sırada da zaten tur da bitti. Damal bayrak girdik içeri. Araba tekliyor. Rölanti düşük. Ben böyle o böyle kulak kısınması olur ya. Kulak kısınması oldu. Tamam mı? Dedim. Subaplar yamuldu. Hatta onun videosu var. Ya yani o gibi videosu var. Alfa benim Alfa'nın detaylı videosunu çektiğim zaman onu koyacağım. Ben böyle arabanın direksiyonuna vuruyorum. Küfür ediyorum falan. Subaplar yamuldu diyorum. Zaten subap yamuldu diyorum. 10 saniye sonra stop ediyor araba. Marşa basıyorum isteksiz çalışıyor falan filan. Böyle bir de 2 seans almışım. Gazlayacağız ya 2 seans. Ondan sonra... <laughs> Ondan sonra... Ee... hemen çıkıyorum pistten tabi. Bak şuradan bunların normalde eşit eşit uzaklıkta olması lazım. <laughs> Ondan sonra hemen çıkıyorum pistten. Eve gideceğim. Hani ustaya götüreyim hemen diyorum. Pendik'ten içeri dalıyorum. İşte E5'ten gideceğim. Pendik'in orada araba stop ediyor. Bir daha çalışmıyor. Daha da zorlamıyorum çünkü yamulmuş yani subaplar. Çekiciyi arıyorum. İşte bizim Yılmaz abiye çektiriyoruz. Sonra ee, öyle bir subaplarımız değişmişti. Bir de kırılmış yani. Nasıl çaktıysa sonra tabii, sonra tabii üst taraftan darbeyi aldı makine. 6 ay sonra da yatak sardı. Gene gazlıyorum. Ee, bu ama birçok benim birkaç tane daha arkadaşımın başına geldi. Üst gene vites kaçırıyorlar. BMW'lerde falan da olur. Vites kaçırırsın, üst kapak yapılır. Ondan 3-5 ay sonra alt zarar görür. Niye? Çünkü orada 9000 çevirdiğin için bir anda yük aşağıda etkiliyor yatakları da aşağıda etkiliyor yatakları da etkiliyor, da etkiliyor. Yatakları da etkiliyor. Ee, yani hiç ben hep yağına bakarım yağ falan eksik değil e, sahildeyim gazlıyorum bostancıdayız, ışıkta bir durdum çat 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 ulan yatak sarıyor araba kapadım hemen kapadım ışıklardayım ha ben mi yanlış duyuyorum falan? Ama bilirim yatak sesini ya. Kıbrıs'tan falan alışıyız. Sonra korka korka bir daha bir çalıştırdım. Bitmiş yani. Hani hemen çektim şeye. Bostancı'da e, ne der ona isparkın içine çektim. Orada bıraktım arabayı. Öbür gün çekiciyle aldım getirdim. E, komple motor yapmıştık yatak sardı yani öyle bir şey var. Bu da böyle bir anımdır. Bu arada size sorayım. Kazalarımla ilgili video ister misiniz? Mesela bu anıyı da içine koyabilirim. Vites kaçırma anısını. <laughs> Sinan abi stok yeni nesil 4 silindir turbo 10 k bütçeyle motorunu ne görebiliriz? Oo, 4 silindirli turbo makineye 10 lira harcasan güzel beygir alırsın. Yani zaten bir ciptan pipe yazılım, egzoz falan o 20 30 op çat çıt alıyorsun. Çok verimli turbo motorlar. bu da böyle bir hikayem. Saçlarımı kendim kestim. <laughs> Aldım makineyi. Enseleri de Esra'ya yaptırdım. Nasıl enseler? Ya fena yapmadı. Esra'nın da ilk tecrübesi fena değil. Ee, kilo kilo konusuna da gelelim. Çok yazanlar oldu. Abi nasıl verdim falan. Valla diyet yaptım. Ee, hani şimdi tabii karantinada paso yiyoruz. Aldım 2 kilo aldım gene. Ee, ama yani 93-94'ler değilim. Şimdi 80 kiloyum. 78'dim. 80 oldum. Ee, nankör spor. Yani bu diyet nankör spor. Tabii biz karantinada göm babam göm kek yapıyoruz, nutellalar, şeyler yani alıyorsun. Ama başlıyorum gene. Ee, yani çözüm basit. Yani tabii ki herkesin şeyi değişiyor. Metabolizma hızı bilmem nesi ama şekeri keseceğim. Sabah kahvaltın, iki yumurtan, ara öğünlerin e, az yiyeceğim, aç kalmayacağım e, ama düzenli yiyeceksin. E, düzgün besleneceğim, proteinini de alacaksın, karbonhidrat da alacaksın, ama tabii böyle hep az porsiyon. Az yiyeceksin. <laughs> Su içeceksin. Bak suyumuzu içiyoruz otopark kombardağından. Kendi reklamımızı da yapmayalım mı kardeşim? Son koli ha, Son 60 tane kaldı. Ondan sonra abi ne oldu? Alamıyoruz bilmem ne. Yo, demeyin. RCZ. RCZ Değer görmeyen ama çok keyifli, biraz kitlesi kötü olan bir otomobil. Ben e, bizim Mustafa'nın arabasını kullanmıştım. Hazreti Yasua var ya. Piste. Hem de onun otomatik hem de onun araba biraz böyle yani turşuydu hafif. <laughs> Neyse. Piste kullandım. Ulan araba bir keyifli. Ki onda lastik mestik yok yani. Dediğim gibi biraz turşuydu araba. Bir güzel dönüyor. Frenler freni kötüydü titriyordu. Bir güzel dönüyor yol şu, kokpit, oturuş pozisyonu falan. Varsa RCZ aranız. Varsa RCZ e, asfalt edişiniz. Bir test çekelim. Bir sıkı gazlayalım RCZ ile. Çünkü tadı damağımda kalmıştı vallahi. İyi bir RCZ adamı mutlu eder. Öyle söyleyeyim. Evet RCZ sorumuzu da geçtik. Bu arada Batuhan şimdi mesaj attı. Abi yayına like atsınlar, yayın öne çıksın diye bize uyarıda bulundu. 160 600 kişi izliyor, 169 like var. Bak üşenmeyin. Üşenmeyin bir like'ınızı alalım. Bak hemen 200 oldu. Ulan şu sosyal medyanın etkisi muhteşem bir şey ya. Yani ee, doğru kullandığın zaman, doğru yönlendirdiğin zaman çok faydalı bir şey. Ee, i̇şte bizim içeriklerimiz. Ben bir haftadır Yiğit Tezcan'ı izliyorum. Motor sporlarıyla ilgili, işte basketbolla ilgili, e, boksla ilgili falan harika. Ee, harika harika videoları var Yiğit Tezcan'ın. Yiğit Tezcan'ı mutlaka takip edin. Gerçekten çok başarılı, çok düzgün. Ee, Yarışlara gönül vermiş, yarışlara gönül vermiş e, bir arkadaşımız. E, seviyoruz kendisini. Onun için Yiğit yanı takip edin. Bu yani ben bin aboneyken de onu paylaşmıştım takip edin diye. Şu an 20-25 bin. Kalite tabii hani kaliteli düzgün içerik üretince kolay kolay hızlı büyüyemiyorsun Yiğit kardeşim. Onun için moralini bozma. Sen e, doğru bildiğin içeriği yap arada clickbait başlık yaparsın işte yanarak kurtulan pilot falan bilmem ne. Yana yana, yana finişi geçti falan. Hani böyle. <laughs> hani senin clickbaitin de o kadar olur anca. <laughs> Bir de böyle kaliteli kanal olduğun zaman clickbait yapınca kitle de kızıyor. Abi sana yakıştıramadım falan. Özelden mesaj atıyorlar falan. Ha bunu soran olmuş. Bu da benim alfanın mayıf oldu. Peki niye burada derseniz? Şuradan ışıktan görebilir misiniz bilmiyorum. Çatlağı nerede bunun? Ha, şurada çatlağı var. Ama siz göremezsiniz. Bu da körfezde 70 tur döndükten sonra çatlamıştı. Bir kaynak yaptırdık olmadı. Dikiş tutmadı. Sonra değiştirmiştik. Sonra bir şey olmadı. Ama 70 tur tabii şey. Alfalarda zaten arada hep duyarım böyle çat 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 çat, çat sesi gelir her zaman yatak sesi değildir bu. Manifold çatlak olunca da böyle çıtır çıtır ses gelir. Tipolarda mipolarda yani İtalyanlarda herhalde var böyle bir sıkıntı. Palyolarda falan da duyuyorum. Ya eski Nissanlarda da olabiliyor. Bir ara Uşak'a gelmişti. Nasıldı abi? Uşak pisti Türkiye'nin en iyi karting pisti. Muhteşem bir pist. Orada Patla falan tanışmıştık. E, motosiklet yarışçısı biliyorsunuz. Şu an hangi seride yarışı unuttum ama çok başarılı. Bizim Toprak Razgatlıoğlu gibi, Can Öncü, Deniz Üncü gibi çok başarılı o da. E, karting yapmıştık o zaman. E, bizim Kronos Racing. Ben bir Kronos Racing takım e, üyesiyim arkadaşlar. Bunu dijital platformlarda da e, e işte sim racing falan oynadığımız zaman CR15 diye kayıtlı benim ismim Kronos Racing. Uşak pisti muhteşemdi ya. Pist böyle tribünler tribünler burada pist böyle rakım var. Her şeyi görüyorsun. Uzunluğu çok güzel, virajlar inişli çıkışlı. Çok keyif almıştım. Çok keyif almıştım. Uşaklılar gidin o pisti kullanın. Tadına bakın. Kiralama var mı bilmiyorum ama çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. 508 vs artı Ya şimdi artı 10 çok büyük 508'e göre. Ee, fiyat olarak da fark var. Artı 10 alırım herhalde. Ama 508 de çok beğeniyorum. Onu da. Ama artı 508 mi? Passat mı? Ya şimdi çok geniş hacme ihtiyacın yoksa 508. Çünkü çok şekil araba. Yani Şöyle söyleyeyim. CLA alacak alan, alan adam gidip 508 alabilir. Çünkü boyutlar hacim neredeyse aynı. CLA'nın da arka kadar. 508'in de arı kadar. Ama fiyat farkı var arada. E, tabii ki CLA'nın içini ben daha çok beğeniyorum. Daha premium hissi tabii ki uyandırıyor ama 508'in de arda kalır yönü yok. Peugeot helal olsun ya adamlar. Yani PSA birleşmesi işte Opel'in birleşmesi falan bence markalara yarayacak. Opel'e de yarayacak, Peugeot'e de yarayacak, Citroen'e de yarayacak. Şöyle bakalım yorumlara. Çok yorum gelmiş ya. Vallahi kaç kişiyiz? 695, 700'lerdeydik. Gidip geliyor. Abi katıl butonuna nasıl katılıyoruz? Kardeşim bu abone abone olun yanında bir de katıl var. Oradan ona tıklayınca yapabiliyorsun. 40 bin lira E200 ya da 200E alınır mı? Alınır. Hani bu benim 25 binlik video gibi. Alırsın. Ama hani bizim Emrah'ın çektiğimiz gibi kondisyonda bineceksen üzerine bir 40 bin daha koyacaksın parçasını bulabilirsen. Her gün ararsın Emrah. Emrah parça var mı? Emrah şu lazım. Emrah bu lazım diye. Kaza videoları ne zaman gelecek abi? Hemen ulan var ya işiniz gücünüz kaza. Ben de çok seviyorum kaza izlemeyi. Kaza videoları gelir. E, koyarız. Ben de rally kazalarına gel. Mesela NASCAR'ı niye seviyor millet? Her şey önünde oluyor abi. Kaza da önünde oluyor. geçişte önünde oluyor. Onun için Amerikanlar yiyor abi. 500 kilo herif yiyor orada. Bam gibi falan. Aa iyi. Eğlence yani. Ama biz rallyciyiz babacım. Rally bu işin erkek işi. Adam işi. Bravo HGT. Ses muhteşemdir. Temizi kaldı mı? Parçası kaldı mı? Abi o da bir şey mi? Ben Nürburgring kazaları izliyorum. Ben de izliyorum. Aslında şöyle bir video da yapabilirim. Ee, kaza videolarını yorumlama videosu. Bu kaza niye oldu? Ya da bunu niye yaptı? Şu olsaydı bu olmazdı gibi istişare yapabiliriz. Güzel olabilir. Çünkü bazıları çok amatör. Bazıları yapacak hiçbir şey yok. Çok hızlı, kafadan kaymış. Ee, kimse kurtaramaz o arada. Hani onu böyle güzel olabilir öyle bir içerik. Bu tam burada yapabilirim o videoyu işte. Ya da salonda yaparım mesela. Salonda da olur. Korona bitince Bugatti çekeriz kardeşim. Na, uzaya gideceğim. Bak giydik tişörtü. Stilci adam sağ olsun bize çok güzel tişörtlerden yolluyor. Siz de takip edin stilci adamı. Yorumlar maşallah. Golf 8 hakkında düşünceler ne, nedir demiş. Valla Golf 8 yani Golf zaten o sınıfın benchmarkı gibi bir şey. Yani kalite çok iyi, tasarım göreceli hani ama o segmentte ben Mazda'cıyım mesela. E, Premium'a kayarsak Mercedes A'cıyım. Ama şimdi Mercedesle ile Golf'e bir bakıyorsun. Golf 230, Mercedes 300 arada 50 bin, 70 bin fark var. E şimdi 70 bin farka da bir bakıyorsun. Golf de aslında güzel. Ee, hani iyi bir araba. Golf kötü bir araba değil. Ama beni heyecanlandırıyor mu? Çok heyecanlandırmıyor. Ben Mazda 3 çok beni heye... beni çok heyecanlandırıyor. Eskisi de yenisi de. Ya yani bir şu anki güncel olan bir de daha ülkemize inşallah gelecek olan Mazda 3 çok güzel. Ama hala yeni yani 2020 Mazda 3'ün hatchback'inin C sütununa alışamadım. Fazla kalın. Size de öyle gelmiyor mu? Orası biraz tipsiz ama ön mön. Köpek balığı yani muhteşem. Ee, Japon'un premium'u ya. Yani e, Mercedes'e, Volvo'ya, Audi'ye paran yetmiyorsa abi Mazda'yı çalacaksın. Vay ulan var ya para verseler de dililtemezler yani. Mazda hakikaten seviyorum. Ee, tabii motorlar turbo değil ama onlar 2 litre Skyactiv X'leri var biliyorsunuz. Skyactiv X'ler performans veriyor ama tabii biz ee, vergi mağduru bir ülke olarak. Bize eski şu anki güncel motorla gelir. O motor da tabii 120 beygir ama 120 beygir gibi hissettirmiyor. E, orada üzer işte. Orada 1.5 TSI gelir abi. 3 boyu atar gider. Ulan acaba Golf mu alsaydım dersin. Onda yalan yok şimdi. <laughs> Tanus ne durumda Hemen açıklıyoruz Tanus ne durumda Biliyorsunuz arkadaşlar iki aydır evdeyiz Tanus da beni e Bekliyor garajda Nişota da bekliyor üstü, ör üstü örtülü değil çamurlukları örtülü e Hafif tozlanmış Gittiğiniz zaman Nişota'ya Camakanın ardında köşede görebilirsiniz e Devam edeceğiz Başlayacağız ama yani şu an daha işler güçler başlamadı takdir edersiniz. Onun için elimiz kolumuz bağlı. Döşeme yapıldı. Ee, ya arkaları yaptı usta. Hatta şöyle göstereyim size bak. Çok güzel oldu. Ben çok seviyorum. Siyah yap diyenler de çok vardı ama yanılıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Kırmızıya taba muhteşem olacak. Nerede nerede nerede? Ve arayınca da bulamazsın ya. Dur Şeref abiye atmıştım. Şeref abiden bakayım. Bak. Ama tabii oradan anlayabiliyor musunuz? Renk bu. Kırmızıya taba tam bir retro klasik havası olacak. Benim de istediğim o zaten. Ya yani araba sonuçta spor bir araba değil, tanus. Yani tanusa e... tanusa fazla bir e... anlam yüklemeye fazla gerek yok. Yani o bir tanus yapacağı, gideceği, tutacağı belli. Dur bakayım, yayında var mı bir sıkıntı? yapacağı gideceği belli Thanos'un zaten ama ben onu tabii ki sportif öğelerle süsleyeceğim işte amortisör aldım yay aldım burçlar yapılacak kilit inşallah yapacağız falan hani keyifli bir otomobil haline getireceğim yoksa böyle İstanbul Parkı 2 dakikada döneyim falan öyle bir şeyim iddiam yok yani ama gireceğim tabii ki piste gazlayacağım Debriyaj ya arkadan itiyorsa bir araba zaten yanlar. Hafif yağmur yağar, çiseler debriyaj tokatlarız, getiririz arkasını. Onlarda sıkıntı yok. Onlar gelecek. E bizim işte a takipçimiz var. Altiması var. E Kresida mıydı? Altima mıydı? Hatta Şakir Yıldız çekti videosunu. E Araba 100 beygir cayır cayır yanlıyor. Maksat o fizikleri kafanda oturtmak. O ağırlık transferini yapabilmek. Yoksa her arabayla kaydırırsın. Yan yan dönersin. Benim ile da hatta koparmış videom var. O yanlama değil tabi de. E iş fizik yani tamamen. Sinan abi Peugeot 308 GTI sürüş zevki açısından o segmentte en iyisi diyebilir miyiz? Valla 308 GTI çok keyifli fazla bilinmeyen ama yani 380 milim al fren var o freni almaya kalksan kim bilir kaç para. Çilidi var Torsen yani bir vites yolları çok kötü normal bir 308 gibi aile spek yani o araba gerçekten çok keyifli. E, yüklendiğinde çok bence zaman yapabileceğim potansiyelli bir makine. Çok da keyifli, eline oturan, hisli bir makine. E, kullananlar varsa keyifli sürüşler dileriz. 500 sek. 500 sek'e sek yorum yapamayız biz. 500 sek'e yorum yaparsan çarpılırsın yani. O 500 sek. 560 sek. Onlar kral. Onun temizini bulacaksın V8 sesini dinleyeceksin. Ee, dün biliyorsunuz, e-racing akademinin yarışına katıldım. E-racing akademi Jason Tahincioğlu'nun, Nedim'in beraber yürüttükleri. Çok da keyif aldım. Şöyle daha şekil duruyor. Çok da keyif aldım. İlk yarışı üçüncü bitirdim. İkinci yarışı beşinci bitirdim ama ters start oldu. Ee, haftaya 14 Mayıs Perşembe'de ikinci yarışımız olacak. Başka arabalarla Audi TT'lerle galiba. Ee, sim, ya şöyle bir durum var. Ulan gerçekte döndüğüm virajı simde dönemiyorum. Kafayı yiyeceğim. Yani antrenman çok gerçekten sim antrenman işi. Ee, İstanbul Park'ı iyi tanıyorum. Clio Cup'ta yarıştık. Şampiyon olduk. Ee, ama kafayı yiyorsun yani o hissiyat geçmiyor sana bazen işte hani o göt hissi derler ya o göt hissi olmuyor her zaman e, simülasyonla gerçek arasında. Zaten atıyorum ayhancan her türlü gidiyor çocuk simde de gidiyor yolda da gidiyor o artık o beyninde onu işlemiş bizde o işleme demek ki yavaş yani o ama sim gerçekten faydalı yardımcı. Ee, Simle gerçekten kendinizi geliştirirsiniz. Tanırsınız. F FK8 Type R mı? 308 GTI mı? Yani FK8 Type R. Ama aradaki fiyat farkını göz önünde bulurursan 308 GTI. Hezal bunu test Aynısını söylemiştim zaten. İşte bilgisayarda nasıl olacak abi götüsü demiş. Olmuyor yani. Ee, hareketli simülasyon olsa bile olmuyor. ya. o G-Force'u, o yanık lastik balata kokusunu, o direksiyonun elinin terli yani onu yaşamak ayrı bir şey. Ama simülasyon da güzel. EP3 Type R düşüncelerin nedir? EP3 Type R delikanlı Type R'ıdır. Güzeldir. Arkalar bağımsızdır. FN2 geldi. Torsiyana düştü. Zaten ee, Biliyorsunuz ben Kıbrıs'ta FD2 çektim. Onun arkalar bağımsız mesela. Onlar çünkü JDM. Sonra Avrupa'ya... Yayın gitti geldi. Sonra Avrupa'ya bu FN2'leri yolladılar. Euro, type, type Euro diye geçiyor zaten yurt dışında. O biraz daha yavaş şeye göre. FD2'ye göre. Hem motor gücü hem işte süspansiyon hissiyat gibisinden. E, dünyada olmayan bir EP3 çekeceğiz. Karbon fiber piston kolu olan PPR Motorsports'un yapmış olduğu karbon fiber piston kollu 11.000 çeviren bir EP3 çekeceğiz. Kaan'la birlikte. Geçen hafta konuştuk. Biraz daha belli olsun şu korona işleri. Ondan sonra çekeceğiz. Acayip merak ediyorum. O K20'de nasıl 11 bin çevirerek ne güç alıyor. Hatta 18 de çevirebiliriz ama motor bir şeyler bir şeyler hazır değil mi dedi falan. Yani 11 bin bile aklımı başımdan alıyor. Gerçekten çeviriyor mu inanamıyorum. E, 83 gramlık karbon fiber e, piston kolu yaptık dedi çok onu da getireceğim şeye zaten. Neden ona? Bir tane de numune getireceğim. Çok merak ediyorum. Abi XRA VTS için ne düşünüyorsun? Biz biliyorsunuz bir tane E92 e, 335 çektik Kemal arkadaşımızın. Onun bir VTS'i vardı. Türkiye'nin en baba VTS'i. Full gırtlak dolu. ITV'li falan. VTS'in tipini çok severim. Gerçekten çok severim. E, 163 beygir 2 litre. O da mesela güzel makinedir. Var mıdır temizi kalmış mıdır? İlla kalmıştır bir yerlerde. Bunlar hep değerli otomobiller, keyifli otomobiller bulursanız alın, toplayın, binin yani. Sıfır araba fiyatları düşer mi? Bam bam bam, güzel soru. Sıfır araba fiyatları düşmez. Çünkü kurlar yükseliyor. Çünkü e, tedarikçiler kurlarla beraber tedarikçilerin üreticilere vermiş olduğu fiyatlar yükseliyor. E fabrika ne yapsın? Yani fabrikaların üretimi durdurmasının sebebi sadece korona değil. Şey yapmayın. Aldanmayın. Bunun yanında bu tedarik süreçlerinin ve fiyatlandırmanın da etkisi var. Çünkü bakıyorlar tedarikçi koltuk süngerini şu kadara veriyordu belki. Bir planlama yapıyorlar. Üretim durmuş. Hop, hop artıyor ya yani bir zinciri bu. Onun için Üreticiler durdurup bakma kararı da verdi. Tabii ki koronun da etkisi var. Ama e, şu an tabii sıfır araba yok zaten. E, şu anda aslında fırsat da olabilir. Eğer ellerinde bayilerin araba varsa. E, Uygun alınabilir. Ama ikinci el almayın. O çakal galericilerden e, ikinci el arabayı sıfırdan pahalıya almayın kardeşim. Adam Yani yapmayın bunu. Sonra ağlamayın yani. Onun için sıfır otomobiller bu işler düzeldiği zaman bir yüzde %10, %20 zamlanır abi. Yapacak bir şey yok. Yani zamlanır kötü olacak. Bitti ya sıfır araba yani e, kredilerle insanlar. Zaten hani millet nakit parayla araba alamıyor. E, krediyle alıyorsun. Yani sahip olmadığın parayla araba alıyor çoğu insan. Hiç sevmediğim bir şey kredi işi. Ee, ama başka da çare yok yani. Bir şey gibi kiralamış gibi falan oluyorsun. Onun için pahalı gelir. Diyorsunuz ya Clio Clio değiştir değiştir. Değiştirme ama abi niye değiştireyim? Yani çok pahalı arabalar. Para kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Hiç kolay kazanılmıyor. Ee, anlayacaksınız para kazanmaya başladığınız zaman. Hani çoğu arkadaşımız gerçi bizim kitle dün Yiğit Tezcan'la da konuşuyorduk. E, %38 e, 25-34 yaş aralığı bizim. Yani benim yaş aralığı. E, o da güzel bir şey. Yani kitlemizin e, kalitesini de gösteren bir şey. 18-24 %36. Yani kafa kafaya. Daha yaşlı takipçiler de var tabii. Yani otopark kitlesi Otopark.com kitlesini gerçekten ayrı tutmak istiyorum. Yani bence çok kaliteli bir e, takipçi kitlemiz var. E, gerçekten otomobil kültürünü önemseyen, otomobil seven insanlar. Böyle de kendi gazıma verdikten sonra biraz bakalım hemen. Bu burada iyi oldu. Bak hemen yorumlara bakıyorum telefonla. Alfa Giulia ne zaman gelir TR'ye? Vallahi bilemiyorum. Yiğit tez canlı içerik gelir mi? Yiğit'le bilmiyorum. Canlı yayın falan belki yaparız da onun içerikleri daha böyle hani hazırlıyor, okuyor, araştırıyor. Ee, bilmiyorum. Kerem gibi böyle. O böyle korkutucu ses tonuyla. Yıl 1975. O yıl yarışlara bir kişi katıldı. Sinan Koç. <laughs> hani böyle dramatik anlatıyorlar ya Kerem de öyle anlatıyor. Ağlayası geliyor insanın izlerken. <laughs> Yiğit de öyle. Koronadan sonra süper spor çekebilir misin? Valla arkadaşlar. 30 tane araba var listede bekleyen. 30 tane araba var. 800 beygir Subaru'sundan Çil çil stok Subaru'suna STI'den bahsediyorum. Yüklü Tayfarlardan işte bilmem neye yani e, Astra FGSI'dan çiçek gibisinden Porsche'lere var. Bir sürü çekecek araba otomobilimiz var. Takipte kalın. Like'layın. Bak yayını da like'layın. 800 kişi izliyor. 500 like var. Hemen o 200'ü alalım. Bu tam Buğra Akpınar şeyleri. Ya Buğra'yı özledim ben ya. Bir böyle Buğra'yla canlı yayın yapıp biraz uğraşmak istiyorum onunla. Kardeşim bak araba mı istiyorsun? Araba mı istiyorsun? Ben hemen alıyorum sana. M3 mi lazım? Tamam yarın hemen. Tamam hemen yarın ayarlıyoruz sana M3. Oğlum param yok. Ben ayarlıyorum sana. <laughs> Buğra Akpınar ya. Takip ediyor musunuz yeni kanalını? Edin vallahi çok güzel incelemeler yapıyor. Seviyoruz Buğra'yı. Yemin ediyorum bak şimdi e, reklamını yapacağım. Dyson aldım tamam mı? Elektrik süpürgesi. Aradım Buğra'yı. Videosunu da izledim. Yalan yok. Aradım. Lan dedim harbiden memnun musun? Ee, hani şey. Abi diyor video neyse o. Ben aldım zaten diyor. Para verdim diyor. Harbi verdin mi lan dedim. Harbi verdim dedi. İyi dedim. Harbi sen para verdiysen o mal iyidir. Hakikaten Buğra böyle hani seçer. Ondan sonra e, ben de aldım abi Hakikaten kablosuz, bak kablosuz elektrik süpürgesi eğer evde iş yapmayı sevmiyorsanız abi kablosuz elektrik süpürgesi e, yaptırtır. Pratik, çok pratik. Evlenenler anlar. Çünkü eziyetti yani. Süpür, işte Esra diyor hadi aşkım süpür müpür. Hemen kaçış yolu yapıyordum. Hemen arazi. Ama Dyson olunca ıst, 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 kablosuz rahat oluyor. Ulan be Dyson'ın da reklamını yaptık ya var ya. Bedavadan reklam bak. Tanus restorasyon maliyeti nedir şu ana kadar? Valla ben daha hiçbir şey yapmadım. 10 lira gitti. E, sponsor tabi her şey ilgileniyor. Oto e, aloparça.com nişoto e, netex e, parçalar marçalar hani zaten boya kaportayı iyi bir yerde yaptırmaya kalksan 20-30 lira çekerler böyle benimki gibi çürük arabaya. Ee, çürümüş çünkü çok işi vardı. Hani şu anda bir 50-60 gitti herhalde. Kafadan. Motor yapıldı falan filan. 80-100'ü bulur diye tahmin ediyorum her şeyiyle. Bakalım. Kalem kalem yazacağız. Kalem kalem yazacağım. Yani 80'i bulur diye tahmin ediyorum. 130.000'e en iyi su. 130.000'e su kaldı mı ya? B segmenti B su var mı 130'a? en boşu vardır belki. Şey var mı? 2008 var mı? Yok. 130'a yoktur. Ne var? E, ee, Ekosport falan var mı? O da yoktur. 130'a var mı ya? BSU 0. Yok galiba. Biri yazmış da. 106 GTI de çekeceğiz bu arada. Abi bir yerde Toyota Mark 2 Cresta buldum. İlk arabam olacak ne dersin? Valla o arabanın parçası yoktur ki bir de ilk araban olacak gazlayacaksın apaçi gazlaması yapacaksın kıracaksın dökeceksin bir parça için bekleyeceksin iki ay falan hayatı küstürür alma bence Levorg şu ekran kapanmasına bir çözüm bulacağız bakalım STI gelsin. Hanımcılık kazanacak. Hanımcılık kazanıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evlenince anlarsınız. Çatlağı görebiliyor musunuz? Yani bir bir valf bu hale nasıl gelir ya? Vay be. Ne kaçırmışız vitesi. C2 VTS testi olacak mı? C2. Ya şimdi bazen bana yazıyorsunuz. Şunu çek bunu çek. Ne oluyor lan? Harita düştü. Onu şeyle, blue ile yapıştırmıştım. Onu çek, şunu çek, bunu çek işte. Ya şimdi her arabayı çekecek vaktim ve gücüm, enerjim yok. Ee, onu iyi değerlendirmem lazım. Onun için her araba izlenmiyor yani. Adam mesela tamam çok para harcamış, Mercedes almış falan. Abi çekelim çekelim ama şimdi o Mercedes izlenmeyecek ki o Mercedes izlenmeyecek ki koysan. Hani şimdi şu adamı da kırmak için diyemiyorsun tabi. Aa kardeş senin araba izlenmez şimdi. Falan filan işte yani. <laughs> <laughs> Palio Sporting. Ya Palio Sporting ne olmuş öyle ya? 30-35'ten aşağı araba yok. Uçmuş Palio Sporting'in fiyatlar. Bu arada, aa unutmadan, bu arada unutmadan. Çekilişimiz vardı biliyorsunuz. Bu tişört Faruk Kugu'nun tişörtü. İmzalı. Bizim Ali Eren getirmişti. Sema'dan. Şimdi bizim Barış onun çekilişini yapmış olması lazım. Hatta dur bakayım kazananı söyleyeceğim. Yap yap. Barışçım. Bir sesli mesaj atayım. Barışçım bizim çekilişi sen yapmış mıydın? Yoksa yapmadıysan bir yaparsan e, Instagram üzerindeki bana da kazananı söylersen yayında söyleyeyim. Telefon işi güzel oldu ya. Her koldan saldırabiliyorsun. Hemen mesaj geliyor falan. Okan abi yazmış. Abi kim takip ediyor demiş yarışları falan işte e-racing'i. Audi TTS. Hemen dönüyorum. Yayınıma sorulara bakıyorum. Acaba böyle dokunmayınca mı? Tesla X'ten şaşma abi. Diğerleri araba değil çöp. Yani tartışılır. Ama Tesla'nın şey nasıl station wagon? Shooting break. Öf. Öf yani. Shooting break, aşık oldum. Günlük araba çok isterim Tesla. Sen mi, şu er mi? Geçen gün bütün zamanların en sevdiğin favori pilotun kim demişti sormuşlardı Instagram'dan. Arada böyle soru-cevap yapıyoruz Instagram'da. Eğer burada izleyen 850 kişiden Instagramımızı takip etmeyen varsa takip edin. Orası çok aktif. Mutlaka takip edin. Soru-cevaplar falan da yapıyoruz. Ben Schumacher demiştim. Şimdi şöyle Sena da çok büyük pilot. Efsane ama ben Sena'yı hiç izlemedim ki. Ben Schumacher'le büyüdüm. Posterleri vardı duvarımda. Yani Schumacher'le Sena'nın yarıştığı dönem de vardı. Ama ben Schumacher'ciyim. Çünkü makine mühendisi teknikten çok iyi anlıyor. Araba geliştirmekte çok faydalı. Çok mütevazi. Ee, çok Almanlara nazaran. Hani Almanlar soğuktur ama e, Schumacher hep güler yüzlü bir adamdı sempatik bir adamdı şaka yapardı falan hani Schumacher benim için böyle şeydir rol model bir sporcudur severim yani Schumacher'ı çok severim acayip üzülmüştüm koma geçirdiği zaman ki şu an hala ne oldu bilinmiyor çok üzülmüştüm bir Colin McRae öldüğünde e, yani üzülüyor insan bir de işte Kobe'yi ölünce de çok üzülmüştüm Kobe Bryant. Bu arada şeye başladım. Last Dance'e başladım Netflix'te. O da çok güzel. Jordan'ın hayatını falan anlatıyor. Ee, güzel bir seri. Subaru Levorg manuel yapılabilir mi? Zor. Yani uğraşına değmez. Dodge Nitro. Ya Dodge Nitro gibi bir araba alınır mı Türkiye'de? Ya alınmaz herhalde ya. Hani zaten sevmem tipini de. Hani risk çok riskli. Parçası var mı bilmiyorum. Zaten Amerikan arabalarının içleri plastikleri falan dandiktir. Yani hani Dodge, Moch, öyle yani bugün Mustang'e bakıyorsun. Char Charger'a Challenger'a bakıyorsun. İçi dandik baba arabaların yani. İyi değil. Hani Amerikan arabaları zaten 25-30 bin birimlik. Araba orada öyle düşün. Üniversite bebelerinin bindiği araba yani. Biraz zengin bebenin. Öyle düşün yani. Bir tane kanal var. Herif mesela alıyor 3.000 5.000 dolara pert arabayı kendi topluyor. Sonra satıyor. Bayağı güzel helket falan almıştı. Neden Alfa Romeo? Bir otomobildeki en önemli şey nedir? Tasarım, konfor, motor gücü. Güzel soru. Neden Alfa Romeo? Çünkü tasarımı çok güzel. İlk çıktığı zamanlardan tarihi çok güzel, yarış geçmişi çok güzel, teknolojileri çok güzel. Ee, şimdi tabi eskisi kadar o şaşalı yılları yok ama yine tabii ki modelleri çok güzel. Yeni Julia tanıtıldı falan biliyorsunuz. Ama eski Alfalar herkese toz yutturmuş. Ee, ta yarış geçmişi çok köklü olan bir yarış firması, yarışlarla doğan bir firma. Onun için Alfa'yı seviyoruz. Bak burada. Ansiklopedisi var, burada kitabı var. Normalde burada böyle e, konuklu canlı yayınlar istiyordum ama e, belki konukları online ortamda da alabiliriz. Ama tabii ki yan yana kanlı canlı olmanın keyfi, tadı, muhabbeti başka. Onu da inşallah yapacağız. İsmail'i çok konuk almak istiyorum. İşte Serhat'ı konuk almak istiyorum. Serhat'ı online da alırız. O Ankara'da zaten. Ee, bir sürü konu kaldı işte. Swap Masters'ı istiyoruz. İstiyoruz da istiyoruz. Kaputunu açayım. Lego'yu seviyorum ya. Dünyanın en güzel oyuncağı. Oyuncak da değil ya hobi. Bunlara var ya bir custom modeller yapıyorlar. Asıl o custom modeller güzel. Adamlar bir Ferrari F40 yapmış. Bir Ford GT yapmış işte bagiler yapıyorlar falan. Muhteşem yani efsane öyle söyleyeyim. Barış barış barış. Bu arada tişört çekilişimizin kazananı Watt Bu arada tekrar geri geldim. Bu arada Vattı Faruk çekilişimizin kazananı Umut Altıre Konuk Altıre. Umut Konuk Cideli MK7 ee, Instagram'dan da paylaşırız zaten. Ee, adresini, telefonunu, iletişim bilgilerini ver. Sana kargolayalım kardeşim. Barışçım teşekkür ederim canım kardeşim. Bugün senin evde yapamadık. Açıkçası üşendim. Bir de böyle kendime bir e, ortam yarattım böyle işte. Güzel oldu yani. Yayınları burada da yapabilirim. Hatta video da çekebilirim burada. Ee, böyle. Yoksa yeşil perdemizi bir sonraki şeyde kullanabiliriz. Barış İnselal Kardeşim benim ya. Yılların emekçisi ya. Barış Batuhan. Barış en eskilerden. Ber Berkin. Batuhan Karalar. Bunlar bizim böyle kemik, hardcore kadro. Hakları ödenmez yani otopark üzerinde. Ki hala destek veriyorlar. Sanyon Korando. Skoda Scala. Skoda Scala geldiği zaman dengeler değişebilir. Çok çünkü Skoda sevdiğim bir marka. Eski markam biliyorsunuz. Çalıştığım da marka. E, ayrıca çok gerçekten de seviyorum. Iııı e, Skoda Scala dengeleri değiştirebilir. Güzel motorlar, otomatik bir de iyi bir fiyatla gelirse Golf'ten, A3'ten, V40'ten ondan bundan falan çalar. Müşteri çalar. Brera 3.2 Brera çok güzel bir araba. Ağır bir araba. Şasisi ağır bir araba. Brera 3.2'nin 3.2'si bu soy değil GM 32 General Motors'un 32'si çok hasta olduğumuz bir 32 değil ama tabii ki yaptığın zaman bir ufak orta susturucu ragazon işte e, son susturucu falan filan headers meders yırtıyor rıt diye ama bu busso değil tabi ama daha yeni teknoloji falan filan busso da ses çıkardığı kadar gitmiyor çok yakıyor falan filan Esra arıyor. <laughs> Her zaman arar. Tam yayındayken. Drive Time. Drive Time'ı takip etmiyor musunuz? Bak üzüyorsunuz beni. Noyan Yenicelioğlu. Noyan'ın da bize destekleri, fikirleri çok büyüktür. Drive Time'ı da takip edin derim. Çok güzel videoları var. Çekimler falan zaten muhteşem yani bizim Noyan gerçekten alaylı olarak kendini yetiştirmiş e, ve kurgu becerisi çekim becerisi muhteşem olan bir arkadaşımız yani yetenekli bazı insanların yeteneği var e, Drive TV takip edin bize de destekleri falan vardır yani kurgu açısından falan filan ki arkadaşımız yani her şeyi geçtim Hani kanalı takip etmesen de olur ama yani et tabi de hani arkadaşım <laughs> onun için et. <laughs> ne dedim bilmiyorum şu an kö <laughs> batırdık et et takip et. <laughs> Sinan abi İstanbul Park sigortası kasko geçiyor mu? Burak Öztürk. Burak'cığım geçmiyor. Şakarsan babaya arayacağım. Baba kaskoda tanıdık var mı diyeceğim. <laughs> Yok geçmiyor ama İstanbul Park'ta büyük kaza yapmak zor. Bazı şeyleri çok yanlış yapman lazım. Tabii ki kaza olur, yapılabilir. Kazadır bu. Ama e, gerçekten ya limiti çok aşacaksın, kendi limitini çok aşacaksın, arabanın limitini çok aşacaksın falan hani zor. E, kaçış alanları çok geniş. Araba kaçtı diyelim. Mesela benim golfarla o hareketim. Gereksiz bir hareket. Halbuki niye sokmaya çalışıyorsun? Arabayı sal orada, 20 metre çık gir, hiç tehlike yok. Orada benim cebelleşmem, ulan girer mi, döner mi, döner mi, dört çeker, döner mi? Dön, dönmedi. Döne yazdı yani. Verilmiş sadakamız varmış. Şeydi yani, korkutucu bir andı. Dört çeker iş yaptı. Orada tabii tecrübe devreye girdi, deneyim devreye girdi, şans devreye girdi, dualar devreye girdi fırt diye topladık. Serhat abinin astrayı çeker. Serhat'ın astrayı satmazsa çekeriz. Benim alfa 155'e metanol püskürtsem sence stok nasıl olur diyor. Herhalde Q4'ü var. Çekici motovlogun. Eee... Valla soğutma açısından, ya işe yarar illaki de çok gerek yok yani yarışmadıkça anlık çünkü. Vitek Honda'nın icadı mı? Ne? Vitek Honda'nın icadı mı? Vitek Kick deniyor. viteyi severiz. Polo mu Fiesta mı? Sürüş hissiyatı olarak polo. Al, alayım satayım dersen pardon sürüş hissiyatı olarak fiesta. Alayım satayım dersen polo. Oyunlarla aran nasıl? Oyunlarla aram e, aslında çok yok. Assetto Corsa, iRacing e, 4-2 rally o kadar. Eskiden oynardım. Eskiden ne oynardım? Ha Counter Strike'ı da severiz. Çok oynadık zamanında. Call of Duty severim. Bir ara bitirmiştim ama sonra tabi devamı gelmedi. Serhat satmış arabayı. Assetto videosu gelebilir. Bugün satmış Serhat arabayı. Hayırlı olsun. Dağılır o. Dağılır o araba. O durmaz ya. Motor alır, araba alır. Yetişmek zor. Alıyor, satıyor. İstanbul Park'ta normal 308 Blue HD ile girsek bize gülerler mi? Bak, bu kafadan kurtulun. Böyle bir şey yok. Ben 90 ile de girdim. 100 ile de girdim. 500 beygirle de girdim. Böyle bir dünya yok. Piste girdiğin zaman zaten viraj hızları aşağı yukarı aynı. Yani Ferrari 130 ile dönüyorsa... Sen de yüzle dönebilirsin orayı. Sekizinci ee, 8. viraj keza öyle. Onun için ha, tabii ki düzlükte uzun metraj filme bağlıyor. Arka düzlükte böyle muhabbet et falan. Kola iç falan. Ama şey e, viraj hızları, fren noktaları bunlar öğrenirsin. Onun için 308 Blue HD hiç yavaşta kalmaz. Kaç döner biliyor musun? Blue HD 308 hafif de araba. Sen ilk girişinde 3 dönersin 3 üç dakika. 3'ün altı dönersin. Ben girsem 2.50 döner herhalde. 2.47 döner mi? 2.47 dönerim. Ya da 2.50 2.47. Kaç tonun sıfır yüzü ya? 10.2 falan mı? Şu an kapımız çaldı. 1 saatte olmuş. Ee, şu an nehirde kapıda beni bekliyor. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. 1 saatlik güzel bir yayın oldu. Böyle ara ara yayınlar yapacağız. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Otoparkla kalın. Evde kalın. Dikkat edin. Maskenizi falan takın. Mesafenizi koruyun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Geldim.